Wetsford Athenium Sanat Müzesi'ndeyiz ve güzel bir şeker kasesine bakıyoruz. Şekeri günlük hayatımızın bir parçası olarak düşünüyoruz ama şekerin aslında karanlık bir tarihi var. Şekerin yetiştirildiği Hindistan'dan Orta Doğu'ya, oradan Portekiz, Madeira'ya, Asor Adalarına ve ardından Yeni Dünya'ya uzanan bir yol söz konusu. Örneğin biliyoruz ki Kristof Kolomb ikinci yolculuğunda yeni dünyaya şeker getirdi çünkü bunun yeni dünya ortamında çok iyi yetişebilecek bir mahsul olduğunu biliyordu. Şeker o dönemde inanılmaz derecede karlı olabilecek bir ürün olarak görülüyordu. İnsanlar şeker istiyordu. Hatta şekere beyaz altın deniyordu. Bugün şeker bağımlılığı hakkında çokça konuşuyoruz ama bu aslında yüzlerce yıllık bir mevzu. Tatlı arzumuz insanlığın kendi kadar eski olabilir. Şeker o dönemde lüks bir gıda maddesiydi. Her seferinde azar azar kullanılırdı çünkü çok değerliydi. Büyük kısmı Avrupa toplumundaki en varlıklı bireyler için ayrılıyordu. Yani krallar, kraliçeler ve soylular için. Ancak 1530'larda Brezilya'da gelişen şeker endüstrisi ile yoğun bir akın başlıyor ve şeker fiyatları düşüyor. Yani Batı Hint Adaları ve Karayipler'de üretim arttığı için şeker fiyatları düşmeye başlıyor. Ama yine de şeker sadece en yüksek kademedekiler için bir gıda maddesi olarak kalmaya devam ediyor. Şekerin yaygınlaşmasına sebep olan çok önemli dört içecek var. Bunlardan üç tanesini hemen aklımıza getirebiliriz değil mi? Kahve, çay ve çikolata. Tabii her ne kadar çikolata bir içecek değil. Yani bunu yiyecek ve içecek var diye beraber söylememiz gerek. Bunların hepsine şeker eklenebilir öyle değil mi? Tabi arkadaşlar bir de meyve suyu var. Evet, şeker yetiştirmek çok emek isteyen bir iş ve şekerin karanlık tarihi de burada başlıyor. Köle ticareti 1440'lı yılların başlarında şeker endüstrisiyle birlikte Madeira'da, Portekiz'deki şeker kolonilerinde ortaya çıkmıştır. Daha sonra Brezilya'ya geçmiş ve milyonlarca insan kaçırılmış, tarlalarda çalışmak üzere buralara getirilmiştir. Bu iş inanılmaz derecede zordu ve şeker tarlasındaki köle işçilerin ortalama çalışma ömrü 7 yıl olarak düşünülüyordu. Yani Afrika, Avrupa ve Amerika kıtaları arasında küresel bir ticaret olduğundan bahsedebiliriz. New England'dan İngiltere'ye, Afrika'ya, Batı Hint Adaları'na, bazen güneyde Charleston ve Norfolk'a kadar uzayan bir güzergahtan bahsediyoruz. Daha sonra New England'da yolculuk sonlanır. Kutular çoğunlukla şeker ve bir içki türü olan romla dolu olurdu. Kutularda aynı zamanda baharatlar, turunçkiller ve Turks ve Kaikos adalarından gelen tuz olurdu. Rom, köle ticaretinde Afrika'dan kaçırılan insanları satın almak için kullanılıyordu. Bir de Çin'den ve doğudaki diğer yerlerden gelen çay var. Çay 1600'lerde önemli bir gıda maddesi haline geldiğinde bu doğudan gelen ürün ile kullanılabilecek batı ürünleri yoktu. Bu yüzden zanaatkarlar Çin'den ithal edilen objeleri baz alarak bazı yeni objeler üretti. Mesela ekranda gördüğünüz bu kase Çin'deki pirinç kaselerine benziyordu. Ayrıca zarif kapağı çevrilerek ayrı bir kap olarak da kullanılabiliyordu. Buna ek olarak gümüş evde sergilenebilen bir statü ve zenginlik göstergesiydi. Kağıt paradan önceki dönemde gümüş madeni paralar vardı. Gümüş paralar eritilebilir ve bunun gibi güzel gümüş nesnelere dönüştürülebilirdi. Veya gümüş nesneler eritilerek madeni para yapılabilirdi. Bu kadar güzel objeler yapmak oldukça ustalık isteyen bir iş. Gümüş işçiliğinin yapıldığı bir dükkanda yapılabilecek farklı iş türleri vardı. Öncelikle usta gümüşçü var, muhtemelen bir de kalfa ve sonra bir de çırak vardı. Gümüş bir blok, bir külçe alarak onu çekiçleyerek düz hale getirmek yapılan işlemlerden biriydi. Örneğin bu kap çekiçleyerek yükseltme yöntemiyle yapılmış. Burada örsün üzerinde yapılan işlemi görüyorsunuz. Eş merkezli bir daire oluşturacak şekilde çekiç vurunca dövülebilir malzeme yükselmeye başlar. Ne kadar fazla çekiç vurulursa gümüş o kadar sertleşir. Bu nedenle onu tekrar ısıtmak gerekir. Bu işlemede tavlama deniyor. Tavladıktan ve formu ortaya çıkardıktan sonra temizleme işlemine geçilir ve bu da objeyi asitli bir karışımın olduğu bir kaba koyarak yapılır. Sonra cila işlemi gelir çünkü gümüş doğal haliyle güzel, parlak bir madde değildir. Biz küresel ekonominin bizim 20. 21. yüzyıldaki dünyamızda yeni olduğunu düşünüyoruz ama işin aslı küresel ekonomi 1500'lerde başladı. Bu bir ev eşyası olabilir ve birinin çay masasına konmuş olabilir ama aslında 18. yüzyılın birbirine bağlı dünyasını temsil ediyor.